Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yeelight markasına ait olan Şeritlet satın aldım ve bunun ürün açılımını, kurulumunu ve arka ambiyansımda nasıl durduğunu sizlere göstereceğim. Bu şekilde kutuyu göstermek istiyorum öncelikle. Pro Şeritlet olarak geçiyor Yeelight markasına ait ve bugün şimdi bunun kutu açılımını birlikte yapacağız ve görmüş olduğunuz gibi arkam aslında benim YouTube videolarımı çektiğim stüdyomdu. Ve ışıklandırma her yerde olmasına rağmen bazı noktalarda yetersiz kalıyordu. Bunun hem renk skalası hem göz yormaması ve videolarda aslında kamerada patlama yapmaması için almış olduğum bir şerit led. Bunu zaten kurulumunu ve gösterimini yaptıktan sonra sizlere anlayacaksınız. Kutuya bakalım. Üzerinde zaten markanın kendine ait logosu ve şerit ledin animasyon olarak görseli gözüküyor. Ve yan kısımlarına baktığımızda nerelerde kullanabileceğiniz sesle kontrol, müziğe uyumlu olması, oyunlarda ambiyans olarak sizlere hizmet vermesi gibi gibi birçok özelliği var. Ve bakmış olduğunuzda zaten burada da aslında ürünün nasıl kurulum yapıldığına dair de bir ipucu verilmiş. Şimdi ürünün kutu açılımını birlikte bir yapalım. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bu da ikinci olan bu uzatma kablosu. Mesela böyle bir şeritlet aldıktan sonra siz diyelim ki bunu 2 metre içerisinden çıkıyor. Ama sizin kurulum yapacağınız yere 5 metre gerekiyor. Bundan alıyorsunuz ve hiç uğraşmadan direkt bağlantı noktasına, bunun bitimindeki bağlantı noktasına bu ürünü taktığınızda ürününüz 3 metre oluyor. Diyelim ki bir tane de aldınız. Bu uzatmanın bittiği yere de o diğer bir metreyi taktığınızda 4 metre, 5 metre, 6 metre, 10 metreye kadar uzatabileceğiniz bir ürün oluyor. Uzatma şekli de böyle ufak bir kutu içerisinde tarafınıza geliyor. Hepsinin şimdi kutu açılımını yapalım ve nasıl kurulduğunu, hangi uygulamayla hizmet verdiğini görelim. Gözünüzün önünde ufacık bir kesme hareketiyle açacağım. Ürün inceleme kanalı olmak da zor ya. Mesela ben kutu açmayı, paket açmayı çok beceremiyorum ama aslında baktığınızda işim bu. Ne bileyim belki ilerleyen süreçlerde bunları geliştiririz. Çünkü baksanıza Kutuları bile açmak benim bir dakikamı, bir buçuk dakikamı hemen hemen alıyor. Şimdi kutu zaten tasarım anlamında çok güzel. Hani daha önce de kullandığım ürünleri olduğu için biliyorum. Arkasında işte televizyon, bilgisayarlarda veya işte ambiyans olarak camlarınızın önünde her yerde kullanabileceğiniz gibi ibareler mevcut. Suyu zaten üst kısmından bu şekilde açtığımızda direkt şeritletlerimiz karşılıyor bizi. Hemen şöyle şeritleri bir çıkartayım ve birazcık yapısını göstermek istiyorum sizlere. Burası bağlantı noktası ve kalite hissiyatı gerçekten iyi duruyor. Bunların daha uygun fiyatlıları da var ama dediğim gibi videolarda parlaklık, patlama yapıyor, göz yoruyor. Bunlarda öyle bir şey yok ve sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. RGB renklerde sıcaklık ayarlamak çok büyük özellikler arasında yer alıyor. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum ve kutu içerisinden çıkan diğer malzemelere bir bakalım birlikte. Zaten Yeelight'ın kitapçığı çıkıyor. Burada gerekli bilgilendirmeler, nasıl kurulum yapacağınız vesaire gösteren bir kitapçık tek tek anlatılıyor anlatılmış ve kare kod var uygulamaya da bağlayabiliyorsunuz Şimdi bunu da bir kenara aldığımızda hemen şöyle bu adaptörümüz zaten buradan aç kapı yapabiliyorsunuz ve bu da zaten direkt güç bağlantısı fişe giren nokta buraya takılıyor ve fişe giren noktayı taktıktan sonra da ledimiz çalışıyor bu da fiş bölümü. Bunu buraya taktığımızda çok kolay bir şekilde döndürüp oturtturabiliyoruz. Bu da direkt ürünün fişe, prize takılacağı bölüm ve bu da dediğim gibi zaten diğer aparata geçecek bölüm. Bu da yurt dışı çeviricileri diyebilirim. Bunu da yurt dışına taşımak isterseniz olduğu yanınıza taşıyabilirsiniz. Şimdi ürünün kutu içeriği bu kadar. Şu küçük kutuyu açmayacağım zaten. Çünkü bununla şu anda farklı bir işim yok. Hemen şöyle yapalım bir. Ürünün bir adaptör kısmına bakalım. Zaten paketleme için bakın burada tek tek hani adamlar o kadar iyi yapmışlar ki kablo koruyucuları hani sarkmaması farklı yerlere bulaşmaması gibi durumlar için güzel bir kablo bağlantı tutucusu da yapmışlar. Bu da şeritledin oturma yeri buraya oturtturduğumuzda direkt olarak zaten şeritle çalışmaya başlayacak. Şimdi ürünün kurulumuna ve ışık performansına birlikte bir bakalım. Uç kısmına gelecek nokta görmüş olduğunuz gibi zaten burada yerleri mevcut ve bunları bu şekilde taktığımızda şeritlediğimiz açılmış oluyor. Şöyle orta kısmı alıyorum. Şimdi kumanda da şurada açma kapama bölümümüz var. Buna bir kere bastığımızda kapanıyor. Bir kere daha bastığımızda ise açılmış oluyor ürün. Basılı tuttuğumuzda ise direkt renk geçiş modları yapıyorsunuz. Mesela hangi renkte kalacaksanız şu an elim hala basılı. Diyelim ki mor da bırakmak istiyorum ve bıraktığımda direkt mor renkte kalmış oluyor. Şunun hemen jelatini de çıkartayım. Şimdi bir daha basalım. Bir kere daha bastığımda kapandı. Bir kere daha bastığımda ise açıldı. Tekrar basılı tuttuğumda gene renk modları arasında geçiş yapıyor. Ve hangisinde kalmak istiyorsanız bu şekilde bıraktığınızda direkt olarak takılmış o renkte kalıyor. Fişe takılan adaptör kısmımız görmüş olduğunuz gibi birisi adaptöründen geliyor kendi şu adaptöründen Diğeri de zaten az önce gösterdiğim fişe takma yeri. Bunu taktığımızda direkt gücünü alıyor ve ürün açılmaya başlıyor. Ben şimdilik ürünü kapatıyorum ve montaj kurulum yapacağımız yere geçiyorum. Orada nasıl bir hissiyat vereceğini size göstermiş olacağım. Bu arada uzun basmayacaksınız. Kısa bastığınızda yanıyor ve kısa bastığınızda kapanıyor. Ben az önce elim yanlışlıkla uzuna gitti. Bu kısımda zaten bakmış olduğunuzda uzatmanın geleceği nokta. Bunlar da arkaları zaten yapıştırmalı. Direkt yapıştırmasını sağlayabiliyorsunuz. Onu da hemen göstermek istiyorum sizlere. Çıkarttım adaptöründen. Şurada bir yapışkanı var. Bunu çıkarttığınızda arka kısım direkt çift taraflı bant gibi düşünebilirsiniz. Yapıştıracağınız nokta. Diyelim ki burası bu şekilde yapışıp sabit kalabiliyor. Ama ben bunu ufak kağıt bantla yapacağım. Çünkü farklı bir odayı dekor edeceğim için bunu tekrardan bantını çöp olmasını istemiyorum. Kurulum yapacağım yani masamın arka kısmı ve şöyle küçük bir kağıt bantla yapacağım. Odanın çünkü şeklini değiştireceğim için ileride bunu farklı bir yere konumlandıracağım. Çünkü gerçekten hem video çeken insanlar için hem de aslında evinde konforuna, lükse böyle biraz daha görselliğe önem veren insanların kullanmış olduğu bir şerit led bu. Ya diğer markalarda da var ama bu diğer markalarla arasındaki farkı kullandıktan sonra anlayabiliyorsunuz. Ve arka ambiyansını gördükten sonra şimdi şu kısım bomboş. Birazdan nasıl bir ambiyans verdiğini, ışıklandırma verdiğini göstereceğim. Zaten uygulamasından da kurulumunu yapacağız hemen. Kurulumumuzu tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi arkaya çok güzel bir aydınlık veriyor ve patlama yapmıyor. Şimdi kutudaki renk üstüne basılı tutuyorum ve rengi bir değiştireyim. Şimdi zaten uygulamanın kurulum noktasına geçeceğiz. Bakın şöyle kamera eğilimi aldım. Mesela benim şurada da mavi bir ışığım var. ve Burası da mavi oldu. Burayı kırmızı yapmıştım zaten. Bunların hepsinin böyle kombinasyonunu sağlayabileceğim bir durum yaşatmak istedim aslında. Ürünün kutu kısmı da burada. Buradan direkt kontrollerini yapabiliyoruz. Ben size şimdi hemen uygulamanın nasıl kurulduğunu bir göstereyim. Öncelikle uygulamayı kurmak için Mi Home uygulamasına giriş yapıyoruz. Ve giriş yaptıktan sonra zaten sürecimiz çok basit olacak. Şu yukarıdaki artı butonuna basılı tutuyoruz. Şuradan da bluetooth'umu açayım bu arada. Bağlantı hızınız 2.4 GHz olması lazım Wi-Fi'de. Ve cihaz ekle dediğimde direkt görmüş olduğunuz gibi şerit buldu. Ve buradan Wi-Fi'ye bağlantı için ona istiyor. Kabul et diyorum ve Wi-Fi'mizin parolasını giriyoruz. Wi-Fi parolasını girdikten sonra bu şekilde cihaza bilgi yükleniyor diye bir şey çıkıyor ve arkada gördüğünüz gibi ışıklar kendiliğinden yanıp sönüyor ve cihaz bağlantısı yaklaşık 20 saniye kadar sürdükten sonra bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Şu anda 78 ve hızlı bir şekilde bitti. Burada da diyor ki bitti. Hiç butona bile basmadım. Burada hangi odada olacağını soruyor size. Odayı belirleyin diyor. Ben şimdilik yatak odası diyorum. Çünkü videoyu uzun tutmamak adına ama siz isterseniz bunu salonunuz, yatak odası, mutfak her yere konumlandırabiliyorsunuz. Ve sonraki dedikten sonra uygulamanın zaten bu evi paylaş veya paylaşma. Ben henüz paylaşma diyorum. Sonrayı seçtim ve ürünün arayüzü açıldı. Şurada meteor kısmı var. Bakın şimdi meteor kısmına tıkladığımda bu şekilde bir ambiyans sağlıyor. Ve şuradaki statik moda geçiyorum. Statik moda geçtiğimde ise bu şekilde kırmızı mavi yanıyor. İşte dediğim buydu benim. Bu taraftaki ışıkların mavi, bu taraftakiler kırmızıydı. Bunu tam tersine yapıp odanın kombinasyonunu birlikte sağlayacağım. Bu özelliği sunması Yi Light'ın çok iyi ve bu moda bastığımızda da bakalım bizi ne bekliyor. Bunu ben de bilmiyordum. Mesela polis modu gibi aslında kayar modda güzel bir mod imkanı veriyor. Buradan böyle ışığın rengini, şiddetini, nerede durması gerektiğini vesaire ayarlayabiliyorsunuz ve sıcaklığı da ayarlanabiliyor. Uygulama kısmında ayarlar bölümüne geldiğinizde ise burada direkt planlar, erte ertelemeli kapanma, cihaz adı hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve cihazı paylaşmak isterseniz farklı kişilerde evinizdeki ışıklara müdahale edebiliyor. Ürünün kurulum ve montajını birlikte yapmış olduk. Ve ben şimdi arkaya da bir kamera koydum ki ben konuşurken şu anda arka planım gözükmüyor dedim ya. Odanın dekorasyonunu değiştireceğim bundan dolayı. Çünkü bu arka planın bir tık küçük kalıyor. Şimdi bu 1 metre olan şerit kullanmadım. Odanın direkt dekorasyonunu değiştirdiğimde kullanacağım. Şimdi size genel bir özelliklerinden bahsedeyim ürün. Öncelikle 2.4 GHz internet bağlantısıyla çalışıyor. Yani 5 GHz'lik bir internet kullanıyorsanız onunla bağlantıda problem yaşarsınız, kullanamazsınız. Diğer bir anlamda ise Zaten şuradaki kitapçığın hepsinde bütün özellikleri yazıyor kare kodla. Mi uygulamasını indirebiliyorsunuz. Mi uygulamasında Google Asistan, Alexa ve bu tarz birçok uygulamayla stabil ve eş değer bir şekilde çalışabiliyor uygulama. Ben mesela meteor modunda zaten şimdi bu kamerada geçiş yaptım şu anda meteor modunu görüyorsunuz. Ben böyle şeritletlerin akışkanlığını seviyorum aslında ama bunda hem göz yormaması hem de o ışıkta sürekli kamerada çekim yaparken bu ledi tercih etmemdeki sebep yield. Hem ışık hem aydınlatma konusunda aslında ikisi de bir noktaya çıkıyor kendini göstermiş ve piyasada lider firmalar arasında aslında bu işin babası diyebiliriz bunu. Baktığınızda kullanıcı deneyimi ve memnuniyeti açısından hizmet veren bir firma. O yüzden ışık konusunda, aydınlatma konusunda Yeelight üzerinde şu anda görebileceğim farklı bir firma yok. Kullanıcılar olarak memnuniyeti sağladıkları için o anlamda şerit ledleri, diğer aydınlatma ürünlerini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben size şimdi bu ürünün açıklamaya linkini ve yorum kısmına da bırakacağım linkini. Oradan inceleyip satın almak isterseniz alabilirsiniz. Yeni dekor kısmında nasıl montajladığımı zaten birlikte görmüş olacaksınız. Şerit ledleri nereye konumlandırdığımı. Ama şu anda bile odamda oyun oynarken veya bir montaj render yaparken arkamda bir ambiyans yaratmış olacak bir ürün diyebilirim. Yeelight'ın Instagram hesaplarını ve web sitelerine koyacağım. Oradaki diğer ürünlerle birlikte karşılaştırma yapıp isterseniz de satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere.